Mutlu günler, mutlu haftalar değerli izleyenler. BTC Haber TV'ye ve yepyeni bir canlı yayına hepiniz hoş geldiniz. Tarihler 20 Kasım Pazartesi'yi gösteriyor ve piyasalar biraz yeşillendi. Hatırlayacaksınız geçtiğimiz iki hafta İstanbul ve Türkiye aslında kriptonun başkenti niteliğinde çok önemli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Bizler de sizlere BTC Haber TV aracılığıyla hem YouTube'dan hem diğer bütün mecralarımızdan An, be an gelişmeleri aktarmaya çalıştık. Dolayısıyla o yoğunluğu atlattık ama kripto asla uyumaz bildiğiniz gibi yeni yeni gelişmeler var artık canlı yayınlarımızda sizlerle buluşmaya devam edeceğiz daha da yoğun bir şekilde. Şimdi ekranlar yeşillendi derken neyden bahsediyorum özellikle bitcoin başta olmak üzere ethereum ve diğer altcoinler çok ciddi yükselişlere imza atıyor bir süredir. Hani piyasanın kırmızı olmasına alışkındık, artık yeşil olmasına yavaş yavaş alışıyoruz gibi. Peki bunun sebebi ne? Bunları konuşacağız bugün. Erak Büyük Aslan'da ve sizlerden gelen altcoin sorularına da e, yine olabildiğince yer vermeye ve yanıtlamaya çalışacağız. Küçük bir teknik aksaklık oldu, o yüzden birazcık sarkarak başladık. Kusura bakmayın diyelim. E, Erak Bey hazırsa onu stüdyoya davet edelim, Sizler de çayları kahveleri hazırlayın, bize katılın. Erak Bey hoş geldiniz iyi haftalar. Merhabalar. Teşekkür ederim Emirhan Bey. İyi haftalar. Nasılsınız? İyisiniz? Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Ee, bahsettiğim o yoğun etkinlik yorgunluğunu attık üzerimizden. Çünkü e, piyasalarda bizi birazcık canlandırıyor. Böyle yeşil yeşil görünce e, evet, biraz bahsedelim istedik. Şimdi isterseniz her zamanki başlangıcımızı yapalım. Çünkü e, altcoin'lerin... Hiçbir zaman Bitcoin'den ve onun da global piyasalardan bağımsız hareket etmediğini biliyoruz. Dolayısıyla global piyasalarda özellikle S&P 500 tarafında ve Bitcoin'deki genel görünümle başlayalım. Tabii. Ee, hemen ekran paylaşımı yaptım. Evet. Şu anda ekranım açık değil mi? Evet. Şimdi e, bir kere şöyle şundan bahsedelim. S&P tarafında bir kere şu hareketli ortalamalarımız. S&P tarafında aslına bakarsanız hani teknik görünüm e, Ekim ayından itibaren biraz negatife dönmüştü. Sonrasında işte 50 haftalık hareketli ortalamanın altına düştüğümüzde de 23 Kasım Ekim'le başlayan hafta artık benim için bayağı negatif görünmeye başlamıştı. Ee, şurada 50 haftalık hareketli ortalamanın altında ya da şu alanlarda hareket edecek. En fazla en fazla şuradan bir retest yapıp tekrardan şöyle bir hareket göreceği yönünde beklentim benim daha ağır basıyordu açık söylemek gerekirse. Nitekim bu ekranlarda da bu yorumlarımızı farklı farklı vesilelerle yaptık. Kendi kanalımda da ayrı olmakla birlikte. Ancak piyasalar şu anda bana göre çok son derece irrasyonel bir şekilde risk eşiğini arttırmış gözüküyor. Dolayısıyla 2-3 haftadır risk eşiği yüksek. İşte enflasyonun en son düşmesiyle ki enflasyonun düşmesi derken beklenti 3.3 idi, 3.2 geldi yıllık enflasyon ama piyasalar buna alışılmışın dışında bir pozitif reaksiyon verdi. Şu anda risk eşiği son derece yüksek. Piyasalarda genelde yıl sonlarında da işte bir Santa Rally denilen bir şey vardır. Bitcoin tarafında da çok konuşulur. Evet. Aralık ayı biraz daha böyle işte büyük kurumların bilançolarını pozitife çevirmeleri için falan e, böyle pozitif geçer aslına bakarsınız. Ama bizde yani aralığa gelmeden daha Kasım ayında Ekim'in sonlarında Kasım'ın başından itibaren bir pozitiflik var piyasalarda. Açıkçası ben şu anda piyasaları, bunu genel olarak söyleyeyim, birazdan BTC tarafından da neler yaptığımı anlatırım. Özellikle şu iki haftadır e, piyasaları rasyonel bir taraftan hareketleri şey yapamıyorum. Yani benim aklıma, benim baktığım yerden çok fazla uymuyor. Böyle durumlarda da ben şunu yapmayı tercih ediyorum. Bir Ekstra risk almıyorum. Yani piyasalar artık döndü. İşte boğa'ya giriyoruz ruh haliyle. Riskimi arttırmıyorum. Ama e, görünüm pozitife döndüğü için mevcut pozisyonlarımı da bozmuyorum. Biraz daha izleme tarafında kalıyorum. Bu tip e, okuyamadığım zamanlarda. Yani okuyamadığım derken bu tip böyle e, benim baktığım yerden farklı bir tepki gördüğüm zaman piyasalarda olanı bir piyasacı pragmatistliğiyle olanı kabulleniyorum. Kendi durumuma bakıyorum. Kendi durumumda pozisyonumu ona göre alıyorum. Şu anda zaten elimde iyi maliyetlerden aldığım varlıklar var. Onlarla beklemeye devam ediyorum. Bakalım nereye kadar devam edecek. Ama şunu da biliyorum. Amerika Birleşik Devletleri'nde özellikle reel ekonomiye etkileyen e, makro faktörler aslında finansal piyasaları da etkileyecek. Makro faktörler ...iyiye gitmek bir yana... ...evet enflasyonda bir iyiye gidiş var... ...doğru bunu kabullenmemek mümkün değil... İye gitmek bir yana... ...her geçen gün... E, ...kötüleşen... nitekim bunu büyük şirketlerin işte... E, ...işçi... ...çıkarmalarında falan da görüyoruz... ...son zamanlarda böyle haberler de... ...çok artmaya başladı... İye gitmek bir yana... ...her geçen gün problemlerin büyüyerek devam ettiğini görüyorum... ...dolayısıyla... ...küresel piyasalarda... E, finans piyasalarına yansıyan şekliyle bir olumlu durum olmadığını görürüz ama Finans piyasaları olumlu Peki biz de olumlu olana iyi maliyetlerle aldığımız varlıklarla e, katılmaya o varlıkların şu anda e, yaptıkları Çağra e, bakıp e, son derece Aslında motive oluyoruz Çünkü hep size de söylüyorum yani çok uzunca bir zamandır Negatif bakıyorum piyasalara ama zaten negatif bakarken yatırım yapmak gerekir idealiyle, e, şey ile inancıyla yatırımlarımı yaptım. Hala daha pozitif bakamadığımı da söylemek istiyorum ama şu anda tabii ki bir an evvel yanılmak istediğimi de hep söylemiştim. Umarım yanılmaya başlamışımdır. Umarım e, o gördüğüm riskler de artık bertaraf olur. Bir an evvel piyasa boğaya döner diye umuyorum tabii ki. Çünkü ben de e, Asıl işi yatırımcılık olan bir insanım. Dolayısıyla hani bir an evvel Boğa'ya dönmemiz benim de menfaatim olacaktır. Şimdi dilerseniz bir de BTC'ye bakalım. Ben araya bir parantez açayım. Ee, şu bakımdan da iyi oldu. Çünkü Perşembe günü tüm gün, Cuma günü yarım gün, e, Şükran gününden ötürü Amerika'da piyasalar kapalı. Hafta başında böyle bir analiz almamız güzel oldu. Bitcoin'deki e, yükselişle ilgili şu an ekranda da görüyoruz. E, şöyle atacağım pası size e, Arjantin'de henüz resmi olmasa da sonuçlar açıklandı e, Javier Millien'in yani aslında e, tam bir bitcoin taraftarı bir e, başbakanın e, göreve geldiğini gördük e, ilk icraatlerinden biri de Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak olacağı söyleniyor. Dolayısıyla hani acaba bu mu piyasaya bir e, yükseliş e, trendi getirdi? Bunu da sizden rica edeceğim ee, Yani açıkçası ee, çok tahmin etmiyorum. Bunun hmm. hani doğrudan bununla alakalı bir yükseliş trendinin olduğunu çok düşünmüyorum onu söyleyeyim. Ee, ama e, Arjantin'in yeni cumhurbaşkanı olma ihtimali yüksek olan Bay Javier denir herhalde öyle telaffuz edilir. Daha Haviyat, tam evet. ee, yeni bir yeni bir aday olduğu için ya açıkçası Güney Amerika'nın e, kendi dinamikleri var. Güney Amerika'yı biraz bu anlamda okumak gerekir diye düşünüyorum. Arjantin'de ama açıkçası hani gerçekten ekonomide doğru adımlar atacak birilerine ihtiyaç var. Çünkü orada da Türkiye'de mesela bir enflasyon derdimiz var biliyorsunuz. Orada çok uzun zamandır bizden çok daha büyük bir enflasyon. E, sürüyor. E bu enflasyonlar da bütün enflasyonların olduğu gibi oradaki enflasyonun da sebebi aslına bakarsanız oradaki merkez bankasının diğer bütün global merkez bankaları gibi e, davranmasıydı tabii ki. Gelişmekte olan ülkelerde özellikle bu kendini çok hissettirdi. Yanlış politikaların hızlı hiperenflasyona dönüşü. E, genelde ama Latin Amerikalı devlet başkanlarının bir popülist yanı da vardır. Zaten artık dünyada popülist olmayan lider de herhalde kalmadı. Onu da kabullenmek lazım. Ama orada popülizm daha da eskidir yani öyle söyleyeyim. Dolayısıyla hani göreceğiz. Yani bunu gerçekten yapabilecek mi? Ee, göreceğiz. Ben açıkçası şu anda bunun bir popülist söylem olduğunu düşünüyorum. Çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum. Ee, bakalım izleyeceğiz hep beraber göreceğiz. Bir BTC taraf girliği var. E nitekim ekonomiyi buradan baktığımızda e, ekonominin dinamiklerini anlayabilmiş bir başkan olduğunu görüyoruz. Çünkü BTC'nin taahhüt ettikleri ortada. Tekrar tekrar konuşmaya gerek yok. Dolayısıyla umarım güzel şeyler söylüyor. Çok gerçekçi gelmiyor bana. Popülist söylem gibi geliyor. Ama umalım e, bunu yapabilir. E, Bay... Javier'in şöyle bir yanı da var, ee, yani radikal denilebilecek ve sağcı bir liderden bahsediyoruz. Ee, dolayısıyla hani e, ne kadar başarılı olabileceğini hep beraber izleyeceğiz, göreceğiz. Piyasaya ama doğrudan bir etkisi olduğuna en azından şu birkaç günde etkisi olduğu kanaatinde değilim, onu söyleyeyim. Pekala. teknik analizini alalım mı Bitcoin'in? Tabii. Yani BTC'de zaten 200 haftalık hareketli ortalamanın çok kritik olduğunu yani bunun üstüne şu kırmızı dalgalı çizgiden bahsediyorum. Bunun üstüne çıkmadan önce bir boğadan bahsetmenin mümkün olmadığını söylemiştik. BTC birkaç kere bunun üstünde çıksa da özellikle işte Mart ayında ve Haziran aylarında çıksa da üstünde tutunmayı başaramamıştı. Ee, 16 Ekim'le başlayan hafta üstüne çıktı. Ondan sonra da zaten bir yükseliş trendi devam ediyor. BTC hatırlayacağınız üzere 200 haftalık hareketli ortalamanın üstüne çıktığından beri hatta ve hatta şurada, şurada özellikle Nisan ve e, Temmuz aylarındaki tepelerinde şu tepelerin üstüne çıktığından beridir BTC'nin teknik anlamda son derece pozitif göründüğünü söylemiştik. Hatta sizinle yayınımızda geçtiğimiz yayınlardan birinde aylık tabloda da BTC'nin çok pozitif durduğunu söylemiştik. Salt teknik olarak BTC'de son derece zaten pozitif bir tablo vardı. Biz genelde makro taraftaki riskler işte S&P tarafında ki düzeltme, trend hattının kırılmasından dolayı biraz daha böyle temkinli yaklaşmıştık. Ama BTC hala son derece aslına bakarsanız teknik olarak iyi gözüküyor. Fibonacci 0382 seviyesiyle şuradaki Ocak 2022'deki dip seviyesinin üstüne çıktı. Dolayısıyla şurada şu alan aslına bakarsanız bakın önceki tepelerin ilk yaptığımız işte 62 bin seviyesindeki tepe daha sonra yaptığımız 69 bin seviyesindeki tepeye giden yolculuktaki alıcılı alanların içine girdiğini görüyoruz. Dolayısıyla pozitiflik devam ediyor. Buranın üstüne kaldığımız müddetçe de BTC'de Hani tekrardan 35.900'ün altında bir haftalık kapanış görmedikçe de BTC'nin yönünün şu anda teknik olarak baktığımızda yukarı yönlü olduğunu ve 42.000 seviyesinin bir sonraki durak olmasının teknik anlamda muhtemel olduğunu söyleyebilirim. Pekala. Şimdi tabii bu Bitcoin'in yükselişiyle birlikte altcoin'lere de ciddi bir yansıma oldu. Farklı farklı kategorilerden de aslında sorularım olacak. Bu arada yorumlara da müthiş ee, ...şeyler gelmeye başladı altcoin'lerle alakalı. E, yorumlar gelmeye başladı. Ben ilkini sorarak başlayayım. ENS ile e, rica edeceğim sizden altcoin furyasına adım atmayı. E, bugün aslında çok genel geçer altcoin'leri değil de... ...yani işte AVAX, Solana, o, o tarz e, Cardano gibi altcoin'leri değil de... ...bir süredir bakmadığımız daha e, minor altcoin'lere bakalım istiyorum. Ve zaten bugün enteresan bir şekilde ben bunu söylemeden... Ee, bu minvalde altcoin yorumları da, önerileri de geldi. Tamamdır, tamamdır, hiç problem yok. Tabii ki bakarız arkadaşlarımız için. Bunun ben bir ara yine analizini yapmışım. Belki kripto soside olabilir. Benim Hı. tuttuğum bir varlık değil ENS, onu söyleyeyim. O yüzden yine böyle bir talep doğrultusunda yapmışım. Ee, ENS zaten, e, hani sizinle de hep konuşuyoruz ya, işte altcoinlerde işte Mayıs 2022'den beri bir akümülasyon alanı var falan diye hep konuşuyoruz size de yayınlarda. Onda da şöyle aşağı yönlü alçalan dipler yapan bir akümülasyon alanının içindeymiş. Her altcoin'de neredeyse olduğu gibi. Ee, şurada teknik anlamda ben baktığımda açıkçası buna line olarak yani mumların kapanışını baz alarak çizdiğimizde trend hatta haftalıkta bana göre daha sağlıklı oluyor çoğu zaman. Şöyle çizdiğimizde burada bir trend hattımız var. Alçalan trend hattı. Alçalan trend hatları neden önemli? Alçalan trend hatlarını kırdığımızda genelde yukarı yönlü büyük hareketleri ondan sonra görüyoruz. Mesela BTC'de şurada olduğu gibi bakın. Alçalan trend hattını kırdık, retest yaptık. Sonra burada bir akümülasyon alanı oldu. Tabii ki aylar sürdü. Haftalıkta baktığımız için hani bu hareketler öyle dün bugünden yarına değil. Sonra da yukarı yönlü hareketine devam etti. Şimdi NSE'ye de baktığımda ben açıkçası yukarı yönlü büyük hareketler görmek için 10-11 seviyelerin hani ne zaman deneyeceğimize bağlı. Eğer tutarda Nisan 2024'te denersek 10 seviyeleri ama önümüzdeki haftalarda denersek 11 seviyeleri. Bunları kırmadan yukarı yönlü büyük hareketler beklememek gerekir diye düşünüyorum. Onu söyleyeyim. Şey olarak dip olarak dip olarak e, ENS e, özellikle işte 16 Ekim tarihinde dibini yaptığını görüyoruz. Hala bana göre eğer yatırımcı perspektifiyle bakılıyorsa yani bir sonraki boğa hedeflenerek varlık alınacaksa trend hattını kırana kadar her seviyeden parçalı alım yapmak bence uygundur. Şöyle hareketlerde çünkü mümkün olabilir yani şu anda tamamen afaki ve salt ENS özelinde değil. Genel olarak şu anda bir yatırımcı ne yapmalının da cevabını anlatmak adına söylüyorum. Diyelim ki işte buradan ENS aldınız. Örnek vermek anlamında 1000 dolarlık EN e bütçeniz var buraya ayırmak istediniz. 300 dolarlık burada aldınız. Aşağıya geldi. Burada da bu dibe tekrardan geldiğinde bir 300 dolarlık alabilirsiniz. Daha aşağı geldi ne kadar güzel olur. Daha da fazla alabilirsiniz. <laughs> Ama mesela burada da alınabilir ENS. Baktınız gidiyor. Şu trend hattının altında bence her seviyede alınabilir. Trend hattının üstüne çıktıktan sonra bence artık bekleme aşamasına geçme zamanı. Akümülasyon yani biriktirme genelde bu alanlarda yapılır. Zaten 2022 Temmuz'da altcoin almamızın da sebebi buydu. 2023 Haziran'da da altcoin almamızın sebebi buydu arkadaşlar bildiğiniz üzere. Nitekim o dönemde aldığım altcoin'ler şu anda yatırım anlamında konuşuyoruz. Benim portföyümde işte layer 1'lar var. Şu anda hepsinin yeşile döndüğünü görüyorum aldığım seviyelerden ve portföy %57 kara geçmiş durumda. Dolayısıyla boğaya hazırlık için bu alanlarda alım önemli. Şöyle bir hareket de olabilir burada mesela trend attın dener. O sıra BTC'de bir düzeltme başlar falan. Burada bir böyle de bir düzeltme olur. Genel olarak burada ENS için her seviye boğayı bekleyecekseniz uzun vadeli yatırımcıysanız alım seviyeleridir. Eğer bir tradersanız trader'sanız zaten benim stratejilerim çok fazla size uymayacaktır. Ama trade eden, kısa vadeli bakan arkadaşlar için de söyleyebileceğim şudur. Şu anda burada ikili bir tepe oluşmuş durumda. Dolayısıyla 9.83 seviyesiyle bu trend hattı 11 10.5 seviyeleri direnç alanları olacaktır. Buralarda kar realize etmenizi tavsiye edebilirim. Benim tarzım bu değil. Ben alırım, boğayı beklerim. Şu anda da bulunduğumuz yerler alım seviyeler. Buyurun. Peki, Burada yani. genel bir cevap verdik. ENS'nin evet. özelinde şimdi sorduğunuz varlıklarla devam edeceğim. Tamam. Kaspa ile devam edelim. Çünkü son 24 saatte en e, trend olan coinlerden bir tanesiydi ki sorularda evet. da var. Kaspa benim kaçırdığım varlıklardan biri. Onu itiraf edeyim. Ee, <laughs> açıkçası hani potansiyelini fark etmeme rağmen alma fırsatı bulamamıştım. Bir şekilde herhalde ihmal ettiğimden. Kaspa'da bakın şöyle bir yükselen trend vardı. Zaten uzunca bir zamandır Kaspa'da yani burada şu anda benim, ben Meksi'ye bakıyorum. Eylül 2022'den beri bir yükselen trend var. Şurada işte Mart 2023, e, Temmuz 2023'te yapılan bir yükselen yine bir trend hattı vardı turuncu yukarıda olandan bahsediyorum onun üstüne çıktığından beridir yukarı yönlü hareket devam ediyor şimdi bu tip varlıklarda bu görece yeni bir varlık en azından ben şu anda Mexi'den bakıyorum çok fazla elimde bir veri yok başka bir borsadan daha bakayım da yanlış yönlendirmeyeyim her şeyi aklımda tutamıyorum ne yazık ki yani, <laughs> ee, ya, yani mü mümkün değil zaten yani bir de nereye bakayım burada? Hani hangisi? Bir de şeye bakalım. Ee, Binance'a bakalım yok Binance'te hiç yok zaten. Vadeli tarafında bakın. Vadeli tarafındaki harekete bakın. Evet <laughs> çok evet. enteresan. Evet. %25 %100 oldu evet. şimdi falan. Saçma sapan bir şey var orada. Neyse ben her zaman spot alımı tavsiye ediyorum. Ee, şimdi burada mesela Kaspa nereye gider sorusu varayım Kaspa alan arkadaşlar da. Eğer yatırımcıysanız arkadaşlar şu anda bekleme tarafındaysınız. Yani tutup da benim gibi yapmayıp kaspa alabildiyseniz şuralarda şu yükselen trendin altında 0.037'de olabilir, 0.017'de olabilir. Neyse bunun altındaki her alan hı hı. alım fırsatı vermiş zaten yatırımcı. Artık bunun üstüne çıktı. Ben mesela buralarda kaspa alsam buralarda eklemem. Bu benim stratejim. Alın, almayın deme şeyinde değilim burada sizlerle ama şu anda bekleme tarafındasınız. Eğer bir trader değilseniz bu ayı beklemenizi bu şu andaki hareketler eğer bu varlık boğada bizlerle olacaksa ki olacak gibi gözüküyor. Yani şu andaki karlılıklar arkadaşlar size büyük gelmesin. Onu söyleyeyim. Yani önümüzdeki dönemde elbette BTC'ye bağlı belli düzeltmeler olabilir. Bu gibi hareketler olabilir. Ama o zaman yine ben açıkçası buralardan da Alım fırsatı gördüğümde almayı tercih ederim. Nitekim kaspada alırım böyle düşerse. Düşmezse almam bir sürü varlık var. Hı hı. Hani beklemelerini tavsiye ederim. Nereye kadar gidebilir? Genelde bu boğa piyasalarında psikolojik eşikler etkili olur. Mesela bir seviyesi bana göre ilk durağı olacaktır. Bir seviyesi sonra mesela beş seviyesi sonra on seviyesi her biri mümkündür beklemenizi, heyecan yapmamanızı tavsiye ederim kaspa yatırımcıları açısından. Tebrik de ederim buralarda kaspa alanları. Ee, ben açıkçası alamadım tekrardan söyleyeyim. Evet devam edelim. Peki. Eyple devam edelim. Epey, epeyce soruldu. Ne? Ape. Ha Ape, Ape. Tamam. Ape. Mesela doğru şeye bakıyorum değil mi Emirhan Bey? Yanlış değil. Bir saniye ben ekranımı büyüteyim. Ben birçok şeyi, evet doğru doğru. E Ekranımda birçok şey var çünkü. Şimdi Ape e Ekranı oldukça ver. popüler ses getiren bir projeydi. E yanlış hatırlamıyorsam. Yani, NFT... Özellikleri o ilk çıkış mumunu görüyoruz yani. <gülüyor> evet evet. <gülüyor> Neden evet, popüler evet, oldu e çok aşikar. Aynen öyle. Yanlış hatırlamıyorsam NFT bazlı bir projeydi e Hı -hı. çok temel olarak bildiğim bir proje değil onu söyleyeyim. Ahkam kesmeyeyim burada boş boş. E, ama hani baktığımızda arkadaşlar yani burası AIP için mesela çok güzel bir konsolidasyon alanı. Bakın mesela şu alan şurada bakın dipler yapmış. Şurada en son bir dip yapmış. AIP şurada akümüle oluyor. Bir sürü varlıktan ziyade yeni bir varlık olduğu için 2022'ye kadar dayanan bir akümülasyon süreci yok ama Burada kümüle oluyor. Burada daha garantiye alalım. Şu alanı, şu tepeleri de işin içine alalım. Eyp bence boğa için aldığınız eyplerden bahsediyorum. Yukarıda 2.34 aşağıda bir seviyesi arasında akümüle oluyor. Bu akümülasyon ne kadar sürer? Kimsenin bilebilmesi mümkün değil. Bana göre ama bu akümülasyon alanında mümkünse şu dirençlerden önce. Çünkü dirençlerde genelde satışlar gelebilir. 1.8 seviyesiyle 1 seviyesi arasında hadi düz 2 diyelim. 1 ile 2 aralığında eğip parça parça bence alınabilir. Boğayı beklemek adına. Yatırımcı iseniz. Trader olarak bana soruyorsanız, trader olarak bana soruyorsanız onu da söyleyelim. Çünkü böyle kısa vadeli bakan arkadaşlar da var. Onlara da bir cevap olsun. Bana göre AP'i şuralarda kar realize etmelisiniz mesela 2.32'ye kadar 2 ile 2.32 arasında kar realize edilebilir diye düşünüyorum. Ape tarafında. Şu anda çünkü bu hareketten sonra yatay bir akümülasyonu var. Kısa vadeli akümülasyonu. Bu hareketler genelde yukarı yönlü bir sonraki dirençteki likiditeleri alacak şekilde yukarı hareket etme eğiliminde olur. Hiç Yasa BTC bozmadığı müddetçe. Dolayısıyla ben, benim tavsiyem 2-2.30 seviyelerinde en azından maliyetinizi realize edebilirsiniz. Kar realizasyonu derken. Yani diyelim ki <laughs> 1000 dolarlık varlık almıştınız. 1000'i de kolay olsun diye söylüyorum. 1000 dolarlık varlık almıştınız. Bu seviyelere gitti. Varlığınız 1400 dolar oldu. 1000 dolarlık kısmını satıp maliyetinizi alıp başka varlıklara burnunuzu çevirebilirsiniz. İçeride kalan 300-400 dolarlık karınız sıfır riskle cebinizde olur. Bu ayı o şekilde de bekleyebilirsiniz. Bu da bir stratejidir. Benim yaptığım bir şey değil bu. Ben sadece boğada kar realizasyonu yapıyorum. Ayı da sadece alım yapıyorum. Bu benim stratejim. En doğrusudur demiyorum. Ama ben böyle yapıyorum. O yüzden de beni izleyenlere de kendi stratejimi anlatmakta daha manevi olarak kendimi rahat hissediyorum. Çünkü o zaman ben evet. böyle yaptım oluyor. Öbür türlü böyle yap oluyor. İkisi arasında bir nüans farkı var. Evet devam Mutluka. edelim. Mutlaka. Render. Neden render? Çünkü OpenAI CEO'su işte gitti, geri geldi. Epeyce bir ee, su kaldırdı o mevzu. Hatta Elon Musk'a bugün bir tweet attı. Dolayısıyla hani e, yapay zeka coinleri de çok merak ediliyor trendler de yazılmış. Vallahi yapay bence zaten önümüzdeki boğanın e, başat aktörleri. Yani bu en önde gelen aktörleri işte <laughs> 2020 boğasında ilk başta DeFi çılgınlığı vardı. İşte boğanın sonlarına göre NFT çıktı, yok metaverse çıktı bilmem ne. Trendler çünkü kripto her zaman hype'la gidiyor. Bence önümüzdeki boğada da gerçekten RWA dediğimiz yani gerçek dünya varlıkları hani gerçek dünyadaki bir projenin aslına bakarsanız tokenleştirilmiş halleri. RVA'lar ve yapay zeka projeleri bana göre bir sonraki boğanın başat aktörleri olacak. O yüzden Render'da doğru bir proje olacaktır yatırımcılar açısından. Bu fundamental anlamda. Elimde çok fazla Binance'te bakıyorum şu anda. Elimde çok fazla bir teknik gösterge yok ama hani sadece buraya baktığımda bile aslına bakarsanız hani yükselen dipler yaptığını, net yükselen dipler yaptığını ve burada bir net bir yükselen trendi devam ettirdiğini görüyorum ki şuradaki mesela direnç alanının bile neredeyse üstüne çıkmış durumda. Mayıs 2023'teki tepenin üstüne çıkıp yükselen tepe yapmış durumda. Dolayısıyla render Teknik olarak salt baktığımda BTC bozmadığı müddetçe muhtemeldir ki yukarı yönlü hareketine devam edecektir. Burada da bana göre ilk hedefi de 10 seviyeleri olacaktır. BTC ve dominans tarafı bozmadığı müddetçe. Yani ben pozitif görüyorum. Peki ben burada render alır mıyım? Benim tarzım değil. Ben render buralardan alırdım. Ee, buralardan genelde almıyorum. Ben... Ben de render yok bu arada. Elimde olsaydı buralardan almaz ama keyifle yükselişi izlerdim İzlemeyi tavsiye ederim. Trader iseniz de arkadaşlar şu anda bulunan alan bir likidasyon alanı yani bir direnç alanı dolayısıyla buralarda biraz biraz kar realize etmeyi de gündeminize alabilirsiniz diye düşünüyorum. En azından dediğim gibi maliyetinizin tamamını veya bir kısmını buralarda almak. Sağlıklı olabilir diye düşünüyorum. Pekala. GRT ile devam edelim. Çünkü ya yapay zeka coinleri hepsi uçtu gitti. GRT neden yükselmiyor demiş. Eymen adlı izleyicimiz. Ee, bakalım evet, GRT de... neden yükselmiyormuş. <laughs> Şimdi... Ya son bölümde yükselmiş aslında da. Yani e, ya. Arkadaşlar şöyle şöyle bir şey var. İşte ben genelde hani kendi baktığım yerden hep belki aynı şeyleri söylüyorum. Sıkılıyorsunuz. Ulan her şey hep aynı şeyi tekrar ediyorsun falan diyorsunuz da ben şöyle bakıyorum olaya. Ya bana göre işte GRT şurada Mayıs 2022'deki akümülasyona bu da girmiş hemen hemen her alt koyunda olduğu gibi şöyle de bakabilirsiniz bu alana böyle de bakabilirsiniz sağlıklıdır ama nasıl bakarsanız bakın bana göre 0.17'ye kadar GRT parçalı alım için uygun seviyelerde bunu niye söylüyorum ya abi biz sana daha niye yükselmedi daha niye ne kadar yükselecek diye soruyorsunuz Değ dediğinizi duyar gibiyim soruyoruz. Dediğinizi duyar gibiyim ama ben işte Ayı piyasalarına alım yönlü bakmak gerektiğini, Boğa piyasalarına ise satış yönü bakmak gerektiğini düşünüyorum. Yani benim bu tabloya baktığımda GRT için hala alım seviyelerinde olduğumuzu söyleyebiliriz. <laughs> Tabii ki şöyle hareketler mümkün olabilir. Zaten şurada bir yükseliş yapmış, buraya gelip tekrardan bir reddedilebilir. Bu alanın içinde BTC'nin performansına bağlı olarak böyle böyle hareket edebilir. Onu şimdi kimsenin ...kestirebilmesi mümkün değil. Siz ne yapacaksınız onu sorun kendinize. Mesela böyle bir düzeltme olduğunda alacak mısınız? Yoksa panikleyip satacak mısınız? Ben alma tarafında olmanızı tavsiye ederim. Projenin bir sonraki boğada bizlerle birlikte olacağına inanıyorsanız ki... ...yapay zeka projelerinin olma potansiyeli yüksek olduğu için... ...bu da olacaktır gibi gözüküyor. Dolayısıyla buralarda aldıysanız sabırla bekleyin. Almadıysanız alım için uygun seviyeleri kovalamanızı tavsiye ederim GRT tarafından. Eral Bey son olarak Aptos'u inceleyebilir miyiz? Bugün herhalde en çok sorular koyun oldu. Ee, onu sona bıraktım. Evet. Aptos benim çok e, temel anlamda hoşlandığım bir proje değil onu söyleyeyim. Özellikle e, kilit açılımları ile alakalı çok beğendiğim bir proje değil ama tabii ki Hı -hı. çok büyük bir hype var Aptos'la alakalı. Kriptoda da hype e, her şeyden daha belirleyici. O yüzden hani Aptos Portföyün içinde böyle bakıldığında olabilir. Benim yok, ben de yok. Ee, bu sebeplerden dolayı ben tercih etmedim. Aptos'a baktığımda bakın şurada zaten önceden bir değerlendirmesini yapmışız. Fibonacci Golden Pocket dediğimiz direnç alanında 9.5 ile 8.94 aralığında şurada turuncu bir direnç hattımız varmış. Geçtiğimiz haftalardaki yükselişte tam olarak buradan bir red ilelim. Aptos'ta dolayısıyla böyle baktığımda hani teknik olarak salt baktığımda biraz daha düzeltme yapabilir gibi gözüküyor. Aptos'ta da yukarı yönlü yeni işte zirvelere gidecek. Gerçekten Aptos yatırımcısına boğa'da olduğunu hissettirecek hareketleri de muhtemelen 9.5 psikolojik olarak da 10 seviyesinin üstünü sağlamlaştırdığında yapacaktır. Bunun altı ise akümülasyon alanıdır. Yani alım alanıdır. Parçalı parçalı eğer Aptos'a inanıyorsanız benim gibi görmüyorsanız projeyi bir sonraki Boğa'da da bizlerle birlikte olacağını inanıyorsanız Buralar alım için uygun seviyelerdir ki teknik olarak baktığımda biraz daha uygun alım seviyelerine gelmesi muhtemel gibi gözüküyor. Şu geçen haftadaki reddedilmeyi hesaba kattığımda. Ama şu anda kripto para piyasasında büyük bir hype var, büyük bir olumlu hava var, risk eşiği herkesin yüksek. Hani haftayı böyle kapatmış olması bu anlamda duygu durum açısından bakınca e, olmaya da bilir ama beni alakadar eden şu. Bana göre, Aptos yatırımcısı olsam, buralardan da almak uygun gibi gelirdi bana, çünkü akümülasyon alanının hala içinde olduğunu söyleyebilirim. Pekala. hala hocam, e, teknik <laughs> kısım için e, kapatabiliriz ekranı. Çok teşekkür ediyorum. Genel bir soruyla kapatmak istiyorum. Çok kısaca cevabınızı alacağım. Aslında cevabını bildiğim bir soru. E, bizim çok sadık izleyicilerimizden birisi yazmış. Çoğu coin'lerin arzı 3 senedir arttı ve artmaya da devam ediyor. Bu sebeple örneğin AVAX önümüzdeki sezon yeni bir all time high görür mü? Portföyünüzde de olduğunu bildiğim için sordum demiş. Ee, siz zaten önümüzdeki boğada AVAX'ın bizimle birlikte olacağını sık sık söylüyorsunuz. Evet. Ama evet, ben yine de bunu da yönlendirmiş olayım. Yani e, şöyle arzı arttıdan e, kastınızın şu olduğunu düşünerek bir cevap vereyim. Çünkü orada da bazı böyle kavram karmaşaları olabiliyor. Yani bir <laughs> varlık en nihayetinde bu varlıkların hepsi belli bir vesting planına göre işte token salınımları oluyor. Bu salınımlar da oldukça e, bu tabii ki pozitif olarak değerlendirdiğimiz bir şey oluyor. Çünkü ne kadar çok. Hali hazırda arzı yapılmamış, piyasaya sürülmemiş varlık varsa o kadar çok risk anlamına geliyor. Hele hele vesting planı doğru yapılmadıysa, sağlıklı yapılmadıysa, işte benim için mesela aptos öyle bir varlık, bana göre sağlıklı bir vesting planı yok aptosun. Böyle bir şey yapılmadıysa ki Avax'ta yapıldığını düşünenlerdenim, e, bu pozitif olarak beklentilerimizi arttıran bir şey tabii ki bu anlamda. Eğer soru da bu kastediliyorsa bu anlamda en fikrim. Ama ama şunu unutmamak gerekir ki en nihayetinde işte bir varlığın vesting planının doğru yapılmış olması piyasalarda bir boğa dinamiği yokken o varlığın tutup da all time high yapmasını sağlamaz. Daha bana göre hem kriptoda hem global piyasalarda gerçekten ee, bizleri daha rahat hissettirmesi gereken daha böyle somut, daha müspet ...gelişmeler olması gerekir diye düşünüyorum. Yani ben halen daha... ...her ne kadar işte cüzdanlarım... ...biraz önce gösterdim size... ...işte ağırlıklı yatırım yaptım... ...altcoin sepetim neredeyse %60... ...kârda olsa... E, ...olmasına rağmen her ne kadar... ...ben de bundan bir yatırımcı olarak keyif almış... ...olmama rağmen ben hala... ...tedirginliklerimi sürdürüyorum... ...piyasalarla alakalı. E, dolayısıyla evet... ...vesting anlamında, avaks güzel bir varlık. Evet, bu bir pozitif değer katacaktır. Elbette Avax'ta yeni all time high'larda göreceğimizi bir sonraki boğada düşünüyorum. Bu sene derseniz, bu sene mi derseniz zor. Ama benim açıkçası gerçekten piyasalarda bugünden baktığımda gerçek boğa dinamiklerini göreceğimiz zaman aralığı olarak önümüzdeki senenin yarısı falan gibi bir öngörüm var açıkçası. Her şey değişebilir. Bu öngörümüz de değişebilir. Ee, ama hani o zaman geldiğinde Avax'ta yeni old time aylar göreceğimizi düşünüyorum. Gerçekten güvendiğim projelerden bir tanesi de AVAX. <laughs> onu da söylemiş olayım. Geniş böyle evet, her şeyi kapsayan bir cevap vermeye çalıştım. Teşekkür ediyorum. Erak Bey ağzınıza sağlık. Yine dop bir program oldu. Ee, önümüzdeki haftalarda yeni yayınlarda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Teşekkür ederim. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Değerli izleyenler BTC Haber TV'de Erak Büyük Aslan'ı ağırladık. Haftaya bir pozitif başlangıç yaptık. Hem global piyasalarda hem BTC'de yükselişin sebeplerini aradık birlikte. Bunun dışında da sizlerden gelen altcoin sorularını cevaplamaya çalıştık olabildiğince. 6-7 tane bakabildik ama daha fazla baktığımız yayınlarda sizlerle görüşmek dileğiyle diyelim. Teşekkür ediyoruz katılımlarınız için de ayrıca. Çıkmadan videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdilik hoşçakalın.